doğru bir şey karar alınıyor ama doğrudur. Yani doğru, yurt dışı yapmalar doğru mu düşünüyorsun? Doğru düşünüyorum. Sebep? Sebebi doğrudur. Politika bu. Para konusu. Oldu, sağ olun. Mehmet. Fikrinizi de alayım bu konuda. Vallahi şu anda bu tür konularda çok yanlış düşünüyorlar bence. Çünkü senelerdir insanlar burada emek vermişler. Emeklerinin karşılığını alamadan geri göndermeye çalışıyorlar. Bence çok yanlış bir şey. Yani bu konularda biraz devletin hoşgörülü olması lazım. Diyeceklerim bunlar. Oldu, çok sağ olun. Siz sağ olun. Öznur Oylum. Şunu diyebilirim ki, iş olanağı sağlarlarsa insanlar da böyle bir şey yapmak zorunda kalmazlar açıkçası. Ki ben de şu anda işsiz olaraktan, bir yabancı uyruklu olaraktan, iş olanağı da zor oluyor tabii ki de. Yani yurt dışı yapmaları, böyle bir kararı ele almış olmaları kesinlikle yanlış mı diyorsunuz? Kesinlikle tabii ki de yanlış. Yani ne oldu? Türklerle ya da yabancı uyruklarla işleri bitti, artık Berlin'in kalkınması gerekmiyor da mı böyle bir şey girişiyorlar? Bilmiyorum yani, farklı bir şekilde denemeleri lazım bence. Farklı bir olanak sağlamaları lazım diye düşünüyorum. Evet. Oldu, çok sağ olun. İsminizi söyler. Serdar Tetik. Serdar Çetik Hanım. Fikriniz nedir? Sezer Tetik. Sezer Tetik. Evet. Bu konuda fikriniz nedir? Fikrim Hasan Feyenler'i yurt dışı yapanları yanlış görüyorum. Sebep? Yanlış görüyorum. Çünkü neden derseniz, o insanlara da bir imkan verilse imkanını değerlendirebilirler. Hemen kalkıp da bir buradan yurt dışında senelerini vermiş, oturtturup da insanlara hem bakıyorlardı zamanlar, hem de böyle bu şekilde yaparlarsa insanlar zaten depresyonda. Daha çok depresyona girip hayatları söz konusu. Bu insanların ne olacağını uzak bir zaman sonrasını düşünebiliyorlar mı? Bizim milletimiz çalışkan insandır normalinde. Çalışmayan insan değil ki. Herkes yatıyorsa iş yok, güç yok. Herkes çıldırdı, ticarete atıyor kendini. Ticareti de batırıyorlar. Ne yapacak bu insanlar? O zaman iş versinler. İş versinler. Hep Almanlarını düşünmesinler. Bizim Türk milletine de şans görünsün. Hep zorlukları karşılaştırıyorlar. Zamanında insanlara iş verdiklerinde hep zor zor işlerde koşturdular. Almancıları bile yoktu. Alışveriş yerlerini tanımıyorlardı. Şimdi tekrar yine bu insanları bu şekilde yapmaları yanlıştır. Yanlıştır. Hükümetimiz buna sahip çıksın. Hükümetimiz oturmasın. Bakıyorum bayağı öfkelisiniz bu konuda. Evet, çok öfkeliyim ve benim gibi çok insan da öfkelidir. Bütün insanlar ya ortopedi doktorlarında ya da nerfin doktorlarında ya da ticarete atmışlar, evde sıkılmışlar. Bunların yuvaları dağılmış, etmiş. Evet. Bunları hiç araştırıyor mu hükümet? Evet. Bir tek Hansa Anfenyaları yurt dışı yapalım. Bunlar uzun bir zamandan beri para alıyorlar. Evet. Nerede kaldı bunların geçmiş olduğu emekler? Çoluğumuz çocuğumuz okullara gidiyor. Hep doğru dürüst bir şeyler öğrenmek için, etmek için. Neden bizleri bir başarıya ulaştırmıyorlar? Herkese böyle yapılırsa bu insanlar ne olacağı ortada. Allah'ın Polonya'sını orta pazara aldılar. Bizleri almıyorlar. Neden almıyorlar? Yabancı düşmanlığı çok var. Buna bir kanıt getirmeleri lazım artık. Bizim insanlarımız rezil oldu. Rezil oldu. Bu rezili bir insan ölür çöpe atarlar ya. Bir istemediğiniz bir şeyi çöpe atarlar. Aynı bizi de öyle yapıyorlar. Bunların ifadeleri böyle. Şu pazarda bütün milleti sorun bakalım. Ne kadar insan varsa hep ekonomik zorluklarla şuraya geliyor, alışveriş yapıyor. Sorun bakalım. Bu pazar niye kuruluyor? Bütün millet niye akışıyor? Neden? Cebini düşünüyor herkes. Herkes cebini düşünüyor. Buna bir çözüm getirsin Alman hükümeti. Oturmasın orada Merkel. Yiğit, coştuk bu arada. Vallahi oturmasın. Oturmasın. Benden bu kadar cevap. Her yerde bir düşmanlık. Okullarımızda, iş yerlerimizde bir herhangi bir alışveriş yapsanız dankışın dankışın. Çalıştığımız zaman dankışın demiyorlar ama. Üstümüze yüklüyorlar bütün her şeyi. Yeri geliyor. Buna gözünü açsınlar, görsünler. Çoluğumuz çocuğumuz da sefil oluyor buralarda. Eğer bize imkan veriliyorsa çok değerli, çok değerli imkan veriliyorsa bizim cebimize koysunlar, bizi yurt dışından sürsünler. Yani para verirlerse gidelim diyorsun. Para verirlerse, ev parası verirlerse, emekli yaparlarsa, ticaret parası verirlerse biz de seve seve Türkiye'ye gideriz herhalde. Bütün vatandaşlar da gider. Bu duyurulur ona göre. Aynıdır. Çok teşekkür ederim. Oldu, çok sağ olun. Daha sorun burada.
bütün milletin derdini anlasın. Merkel kendi gelsin de şu pazara dikilsin. Tenezzül ederse tabii. Tabii. Oldu, sağ olun. O başa geçtiğinden beri zaten de çok ekonomik zorluklar yaşandı. Zorluklar yaşandı. İnsanlar bir istemediği elmayı çürüyor, çürüyor. Elmayı sokağa atıyorlar, çöpe atıyorlar. Biz insanız, insan. Biz mal değiliz, bir pislik değiliz sokağa atılacak kadar, çöp terekesine atılacak kadar. Anladınız mı? Ama çok suçu olur, çok hata yapar. Ona bir şey demiyorum. O şahsı göndersinler. İlgilenmek istemesinler. Ama bu her hanımefendilere bir şans getirsinler. Onlara çok acıyorum yeri geliyor. Tamam mı? Bunu çözüm bulsunlar. İnsanları bu kadar yer düşük görmesinler. Düşük görmesinler. İnsanları tembel yaptılar. İnsanların yuvaları yıkıldı. Birazsa yuvaları çok yıkıldı yani. Bunlara var ya çözüm getirsinler de hiç değilse bir aydınlığa çıksın bu kadar insan. Yazık oldu yani. Bizim milletimize yazık oldu. Ben bu kadar söylüyorum. Gerisini artık siz düşünün. Oldu, çok sağ olun. İşte sözün bittiği yer. Ne diyor gurbetçi vatandaşımız? Bir elma, armut çürüdüğü zaman bunu kaldırıp çöpe atarsınız. Ama bir insanı atamazsınız diyor. Sözün bittiği yer burası değerli izleyenler. Burada 30-40 sene ömrünü diyeyim yani bütün ömür sayılır bu. Çocukluk yıllarını çıkartırsanız, ihtiyarlık yıllarını da çıkartırsanız hayatın en güzel yıllarını burada geçirmiş olan Almanya'da metrolarda, inşaatlarda, tuvalet temizliklerinde en ağır işlerde çalışarak geçirmiş olan bir gurbetçinin tutup da sen işsizsin diye sınır dışı edilmesi gerçekten az önceki bayanın dediği gibi bir elma gibi çöpe atılmasına benziyor. İzleyenler, hemen hemen bütün ülkelerin anayasalarında şu madde vardı. İnsanlar kanun önünde eşittir. Dini, dili, cinsiyeti, mezhebi, rengi fark etmeden herkes kanun önünde eşittir. Peki burada eşitlik neresinde? Bir Türk'ü sınır dışı ediyorsunuz, işsizdir, çalışmıyor, sosyal yardım alıyor diye. Aynı durumda olan bir Alman'ı ne yapacaksınız? Onu sınır dışı etme imkanınız var mı? Yok. Peki bu hukuka aykırı bir uygulama değil mi? Değerli izleyenler, özellikle buradan Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Avrupa deyince, Almanya deyince bunların aklında tasavvur ettiği Avrupa şöyle. Her şey adil, hakka, hukuka uygun. Maalesef değerli izleyenler, o Türkiye'de yaşadığınız haksızlıklar, adaletsizlikler, eşitsizlikler burada da mevcut. Bunların örneklerini vere bitiremeyiz. O kadar çok örnek var ki, işte bu son uygulamadan bir tanesi. Almanya Türk Toplum Başkanı Kenan Konak şöyle diyor. Çıktı medyaya demeç verdi. Elektronik posta yoluyla bilgiler yolladı. Yabancıların oturma müsaadesi alma konusu gelir durumuna bağlı değil diye. Evet Sayın Kenan Konak. Siz bu mesajı verdiniz. Basına bu bildiriyi dağıttınız. Peki şimdi uygulamaya bakıyoruz. Sizin dediğinizle tamamen ters. Yine bir ara birileri çıkıp bu Merkez Bankası olayında hiçbir sakıncası yok, gidin kendinizi ihbar edin denildi ve Berlin'de 3000 kişinin canını yaktı. İzleyenler, burada birçok sivil toplum kuruluş örgütleri vardır. Yani sözde sivil toplum kuruluş örgütleri. Sakın bunların Türk sivil toplum örgütü olduğuna veya da Türk ismi taşıdıklarına inanmayın. Bunların büyük bir çoğunluğu sizleri aldatıyor, yanıltıyor. Hiçbir şey olmaz, şöyle yapın deniliyor ve ondan sonra tam tersiyle karşılaşıyorsunuz. Bu gibi durumlarda bu derneklere, örgütlere değil de gerçek bir avukata, bir hukukçuya gidip onlara sormanızı tavsiye ederiz.